Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika kolay bir çiçek yapacağız. Bunun için şöyle 3,5 numara bir tığım, 2 tane de yünüm var. Her renk, her çeşit yün kullanabilirsiniz bu çiçeği yapmak için. Benim elimde şöyle bebe yünleri vardı, eskiden kalma, onları kullanacağım. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle açık renk ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kez parmağıma sardım. Tığımı şöyle hemen geçirdim parmağımla ipin arasından. Şöyle bir ilmek çıkardım ve parmağımdaki ipi çıkarıp şöyle diğer elimle de yine tutuyorum. Şöyle bir zincir çekip sabitledim. Buraya şimdi aldığı kadar dolgu yapıyorum. 2 3 4 5. Herkesin parmağın inceliği, kalınlığı farklı olduğu için 6 tam ölçü veremiyorum, o yüzden 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane yeterli geldi. 19'uncuyu da kaydırmayla bağladım. Şöyle şuradaki ipi de keseceğim. Şöyle bir halka elde ettim. Sonra pembe ipimi aldım. Şöyle pembe ipimle bir zincir çektim. Bunu da böyle yine buraya yedireceğim. Halkanın içerisine giriyorum. Şöyle uzatıyorum ve tepeye alıyorum. 2 tepeye alıyorum hep. Batıyorum ve ilmek çıkarıyorum. 3 tepeye alıp 4 tepeye alıp 5 6 7 8 9 10 11 yaklaşık şu ipi de yaklaşık 11 tane şu şekilde ilmek çıkardım arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar yine ipimi alıyorum. Şöyle bunu tığımdan 3-3 çıkaracağım. Bakın 1-2-3. Şöyle 1-2-3'ünü birden tığımdan çıkaracağım. Aslında 2 almış oluyoruz. Bir de ilmek 3 olmuş oluyor. Şöyle. Üç üç. Tığımdan hepsini çıkarıyorum. En sonda hepsini bir tığımdan çıkarıp bir zincir çektim. Hemen arkasını çevirdim. Şu iplerimi hemen arkaya saklıyorum. Şu köşeyi de düzelteyim. Şu
şöyle güzel bir şey elde etmiş oluyoruz. Şimdi gel gelelim bunları birleştirmeye. Bu şekilde 5 tane yaptım. Şu 4, şu da 5. Bu şekilde 5 tane yaptım. Şimdi gelin bunu birleştirelim. Evet, hepsini bir araya bu şekilde getiriyorum arkadaşlar. 5 tane yaptım. Şöyle iğnemi ipime takıyorum. Hemen şöyle bakın, şurayı katlıyorum şu şekilde. İğnemi geçiriyorum. Böyle yan yana hepsini diziyoruz. Çok kolay ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Kocaman harika bir çiçeğiniz olmuş oluyor. Şöyle hemen arkadan bunu bağlayacağım. Siz dilediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Şöyle bakın, kat kat harika bir çiçek elde ediyoruz. Şimdi şöyle iki tane var boncuğum ama sanki pembe daha güzel duracak gibi, değil mi arkadaşlar? Yani ben pembeyi sanki daha hoş gördüm. Tabii zevkinize göre dilediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Bu benim zevkim. Hemen boncuğumuzu da buraya diktikten sonra hatta arkadan yine bunu düğümleyebiliriz bu şekilde ve işlemimizin sonuna gelmiş oluruz. Harika değil mi? Ve o kadar da kolay. Gerçekten ben çok beğendim. Yaparken de çok zevk aldım. Görünümü de harika. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın lütfen.